Merhabalar arkadaşlar, İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerimle tasarım bir oyama anlatacağım. İplerim oyalı suni ipek iptir. İğneoyası.fular Instagram sayfasından alabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan haberdar olursunuz. Başlayalım oyamıza. İpi önümüze alarak başlıyoruz. Şu alt ipimizi ön alıyoruz. Burada 4 zürafanın üzerine yani 3 tane zürafayla bir kaya oluşturacağız. Şu alt ipimizi de buradan alıp temiz bir işe başlamış olduk. İpimiz bitene kadar artık kestak yok. Sıralı bir oya. Oyanın tasarımı şahsıma aittir. Yapanlar etiketlerseler teşekkür etmiş olurlar. Bu şekilde üste çıktık. Buraya 4 tane pırpır yapıyoruz. Bakın şöyle şu büyüklükte olacak. Normal pırpır boyu. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Evet. Bakın şimdi bu bir tanesini kalacak burada. Şu 3 tanesine ipimi geriye alarak şöyle tek düğümle bir geçiş yaptım. Buraya hiç arttırma yapmadan her gözeme batarak geri alıyorum. Bir sayısı oldu. Bir sayımızı da üste alıp şöyle yukarıya doğru çekin. Buraya bir tane minik pırpır yapıyoruz. Şimdi yandan tek düğümle başladığımız yere kadar iniyoruz. Şuranın geçişiyle aynı geçiş yapıyoruz. Tek düğüm yapın ki sık iğne geçmiş gibi görüntüsü olacak. Buraya da iniyoruz. Bakın. Şimdi buraya indiğimizden itibaren 5 tane zürafa gidiyoruz. Dört. 5. Şimdi 5 zürafaya 3 üzerine miydi? 2 3. Heh, tamam. 5 zürafaya 1 2 3'üncüye ipimizi geri alarak şimdi bu yuvaya tekrar 3-4 tane yapıyoruz.
E4. Şu 3 tanenin üzerine alıyorum. İki. Üstten iki dolama yapıyorum. Şu geri dönüşleri tek yapıyorum. Ve buraya bir tane pırpır yaparak şu yuvaya bunun boyunca iniyoruz. Ben tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım. Yapraklarımız şu şekilde şöyle yan durması gerekiyor. O yüzden böyle bükün onu. Şimdi şuraların yapacağımız minik fiyonklarımız olacak. Böyle çengelliğinin kafasını çıkardım, böyle şeyle keserek. Şu şekilde bakın, pensenin şu keski tarafı vardır. Hemen böyle çıkıyor. Şeyi ölçü olarak da, bir saniye. Ölçü olarak da vereyim. Kaç santim? 7-8 milimetre. 8 milimetre ölçüsü var. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama ben böyle minik çiçekler olsun istiyorum. Şimdi ipimizi tutturalım. Çok basit ama çok güzel bir oya. Şimdi arkadaşlar, bir şimdi bu oyanın ütüsü nasıl olacak diye soracaksınızdır. Yeşilini ilk önce bitirdiğinizde ütüleyin. Fiyonkları ütülemeyin. Çünkü fiyonkun özelliği böyle dolgun durması. Bu ip zaten ütülendiğinde bir daha ütü istemeyen bir ip. Polyesterler de aynı şekilde, hani bir daha ütü istemiyorlar. Fiyonklar nasıl ütülenir derseniz, mesela yıkadık tülbentimizi. Ütüleyeceğiz. Buhar tutacağız. Üç boyutlu çiçeklere de, bu tarz çiçeklere de buhar onun kendini toplamasını sağlayacaktır. Evet, şimdi ipimizi tutturduk. Böyle tutuyoruz. Bakın. Bak. Şimdi bu ip arkada, öne doğru alıp 1 2 3 5 6 7 8 tane sarmak istiyorum. Sardık. Bakın şu iki parmağımız gergin tutacak onu. Yeşilin dibinden iğneyi arkadan şu iki iğneye takılı olan ipimizi de çengelliğinin ortasında iki defa dolayıp tutturuyoruz. Bugün hava çok kapalı olduğu için balkonun kapısını açtım, biraz gürültü var, kusura bakmayın. Evet, tutturduk ve çıkarıyoruz. Bu şekilde. Çok basit. Ben buraya bir tane pırpır yapmak istiyorum. Bak. Pırpır istiyorum burada, böyle bir şey. Oyanın özelliği böyle çıtır olması. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz ama bence bu
Oyanın özelliği bu. Böyle minyatür şeyler daha tatlı oluyor oyalarda. Anlaşılmıştır umarım. Ben diğerlerini de tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde tamamladım da koyu renkte belli olmaz diye açık renkte tekrar göstermek istiyorum. Bakın şu ipimiz şöyle şu tarafta kalacak şekilde düğümlüyoruz. Bak. Çünkü fiyonku yaptığımızda şu ipin de altta kalması lazım. Fiyonklar açılabilir çünkü sağlam olması gerekiyor. Şimdi az önce tamamlarken seri bir şekilde yaptım. O yüzden kolayını da göstereyim hem. Az önceki yaptığım da farklı yöntem bu da. Hızlı bir şekilde sarabiliyorsunuz. Hiç şey değil yani. Önemli olan düzgün olması. Şu iki parmak tutacak. Bu delikten. Bakın şu alt ipimiz sağ tarafta, gördünüz mü? Hiçbir şekilde bu tarafa gelmeyecek. Çünkü altta kalmasını istiyoruz onu. Bunu böyle arkaya alıyoruz. İğnedeki ipimizi ortaya tek düğüm şeklinde yapalım. Bakın az öncekini böyle yaptık ya, bunu buraya ortadan geçirdik, tek düğüm. Bu da kolay oldu çünkü tek düğüm sıktık çıkarmadan. Az öncekini çıkardığımda pırpırı zor yaptım ya, bunu çıkarmadan şöyle biraz, bakın şeyi de boğaza kadar getiriyorum kolay pırpır yapalım diye. Şuraya yakın. Üstten çift düğüm. Bak, sıkmadan boylayın. Ondan sonra sıkın. Ve çıkarıyoruz. İpimizi keselim. Hiçbir şekilde fiyongumuz çözülmeyecektir bu şekilde. Bakın alt ipimizi de altına almış oldu, şu ortadaki düğümün altına sağlam bir işçilik çıkarmış olduk böylelikle. Çok şık bir şey oldu gerçekten. Bakın minik şeyler her zaman güzeldir. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir oyanın 120-130 TL'den başlar, işçiliğe göre değişir. İşçiliği çok düzgün olan arkadaşlarımız tabii ki de 120 ve üzeri yapabilirler. Çünkü bu şekilde işçilik çıkarırlarsa hakkıdır. Çünkü sık giden bir oya. Yeşili gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ip koparmadan sıralı bir şekilde gidiyor. Bunlar da seri bir şekilde yapılacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.